Kurtulacağız hocam o besteden. Evet, Ramazan'la birlikte işte oruçta kişi akşamlar abur cubur yemez de sünnete uyarsa, Peygamber Efendimiz'in sünnetine. 13 lokma. Ya 13 lokma değil tabi, mesela salata yer, özel bir salata, söylediğim gibi hazırlanması gerekir. Bir, arkasında çorbasını vesaire diğerlerinde yedikten sonra oturup da tabii ki yarım tepsi baklava yenmez yani, değil Evet. mi? Yani veyahut da oturup da birkaç tane elma durmadan, biz de mesela insanlar misafirliğe gidiyor, misafir geliyor vesaire, iyi hoş, biz Türk misafirperverliği iyi güzel de, yemekten sonra çerez, çerezden sonra meyve, meyveden sonra çerez, Kahve. misafir geldi iç ye 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 ye, bu misafir değil ki, bu misafire işkence. Evet hocam, yedikçe iyi. Yani öldürmek istiyorsun vatandaşı, yedir yedir yedir, öldürmek istiyorsan yedir. Kalp krizinden gitsin. Doğru Yani bu misafirlik söylüyorsunuz değil hocam. ki, bu Mide spazmı olmaz geçiyoruz yani. artık, çok yedik falan yeter artık diye, ama hala ev Yani sahibi ye ye ye, getirmiyor onu bize. da ye, bunu da ye, şunu da ye, hadi hadi bunu da ye, hadi bunu da ye. Olmadı, sevmedin mi, beğenmedin mi, zorla yedir, zorla yedir. Yani kastın varsa, yani kasıt demiş gibi. Size gelen misafirlere aç kalıyordur o zaman. Yedirmiyorsunuz hiçbir şey. Zararlı diye. Evet hocam. Kimse gelmeyecek size artık hocam. Böyle şeyler söylemeyin. Eve misafir gelmeyecek yoksa. Az yemek. Az yemek lazım. Doğru. Yani Mevlana bayram düğünde düğün yemeği olarak hanımı 3 çeşit yemek yapmış da demiş ki bizim soframızı da şeye döndürdün demiş. 3 çeşit yemek. Yani çok görmüş. Çok. Yani olmaz, fazla yemek iyi değil yani. Neyse, yani bu yapılacak bir şey yok. Bizim kültürümüz yavaş yavaş değişmemiz, gelişmemiz ve biz Müslümanlıktan bahsediyoruz da Müslümanlığı hiç yaşamıyoruz. Ben mesela yıllarca, 29 yıl Almanya'da kaldım. Orada binlerce insan mangala gider, piknik yapmaya gider. Orada eğlenir çoluğuyla çocuğuyla. Hiçbir kimse orada bir tane çöp bırakmaz, göremez. Binlerce insan gelir gider, bir tane çöp bulamaz. Evet hocam. İstanbul sahillerine bir bak, çöplükten geçilmiyor. Evet. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yolda taş gördüğü zaman almış, kaldırmış. Çöp gördüğü zaman kendisi kaldırmış. İnsanın kendini bilmesi gerekiyor. Peygamberimizin kendisi yolda bir şey gördüğü zaman kaldırmış. Demiş ki yoldan bir taş alıp kaldırmak sevaptır. O da sevap yani. O bile. Ama bizim Müslümanız diyen abdest, namaz insanlar bile sahilleri bir çöple döndürüyorlar. İğrenç. Çok kötü, evet, bir durum. Oldukça kötü. Hatta geçen haberlerde böyle bir şey söz konusu olmuştu. Denizden inanılmaz derecede atık maddeler çıktı. Ha, bir de şu var. Cep telefonlarını ve bazı içecek şişelerin kutularına kadar. Evet. Bir de şu oluyor şimdi. Sahillerde bu balonlar ateş ediliyor. Bir de o balonun yanına şişe koymuşlar. Şişeler ateş ediyor. Şişeler kırılıyor. Bir sürü alkol şişeleri. İşte. Denize nasıl gireceksiniz? Düştü. Alkol şişeleri kırılıyor. Bütün sahillere alkol şişelerini ateş ediyorlar. Kırıyorlar. Hay ho, gülüyorlar neşeli neşeli. Nasıl gireceksiniz burada sahile? Cam kırığı dolu bütün sahiller şimdi. Evet. Belediyeyi arıyorum, diyorum ki buralara sahilde cam kırığı dolu, bunlar ne oluyor? Hiç kimse duymuyor. Evet. Biz Ay. Konumuza dönelim hocam. Obeziteden konumuz nasıl kurtulacağız? Çevre. Evet. Peygamber Efendimiz bir gün böyle mecliste otururken bir tane bedevi geliyor, çoban, deve çobana. Diyor ki buranın efendisi kim? Adam çoban. Ne olacak diyorlar? Müslümanlığa gireceğim diyor. Bakıyor böyle, böyle bir kral bekliyor karşısında, tabii kral gibi biri, oturan biri, gidip de yanına el ete göpecek öyle biri bekliyor. Peygamber Efendimiz de sahabeye hurma dağıtıyor. Diyor ki hizmet eden buranın efendisidir diyor. Peygamber Efendimiz insanlara hizmet ediyor. Evet. Hizmetçisi buranın efendisidir diyor. O kadar alçak gönüllü peygamber olmasına rağmen. Kesinlikle. Ama biz Müslümanlar hiç anlamıyoruz yani, İslam'ı anlamıyoruz. Bir hastalık var. Onu sonra başka bir zamanda anlatayım. Evet. Neyse. Obeziteye gidelim. Obezite, şimdi obezite problemi Ramazan'la birlikte tedavi etmek kolaylaşır. Sağlıklı beslenirse bir. İki, Garcinia kombucha denen bir meyve var. Garcinia kombucha. Mandalina büyüklüğünde, bal kabağına benzer bir meyve. Evet. Bütün
Tropik ülkelerde yetişir. Endonezya, Malezya, Tayland, Tayvan, Kamboçya, Laos gibi ülkelerde yetişir. Bu meyvenin özelliği diğer meyvelerden farkı şu. %50'ye yakın oranda hidrositrik asit içerir. Asit. Ama tehlikeli kimyasal bir asit değil. Meyve asidi. Mesela elma malik asit içerir. Limon sitrik asit içerir. Bundaki asit de biraz farklı limondan. Hidrositrik asit. Bir hidrosu var. Evet. OH grubu fazladan. OH grubu içerir fazladan. Hidrositrik asit. Bu asidin özelliği nedir? Hidrositrik asit kişi hamurlu, tatlı bir şey yediği zaman yediği her şeyi bünye kanda sadece 2,5 gram kan şeker olur. Fazlası bünyemiz direkt yağ depolar. Yağ dönüştürür, evet. Depolar. İleride harcamak için. Depolar, depolar. Şekere yağ depolar. Oraya buraya depolar. Sürekli depo. Karaciğerimize de depolar. Her tarafa depolar maşallah. İşte bu dönüşümü, depolamayı sağlayan nedir? Çok özel bir enzim. Asetil koenzim glikozu yağ dönüştürür. Bu dönüşümü sağlayan enzimi hidrositrik asit frenler, azaltır. Salgılanmasını azaltır. Hı hı. Böylece hamurlu tatlı yediğinde kişi yağa dönüşmez. Böylece ne olur? Mevcut yağlar erimeye başlar. Yağa dönüşmediği için. Kişi yer, hemen doyar. 3 tabak yemek yiyorsa bir tabak yemekle doyar. Fazla yemek yiyemez. Yedikleri direkt şekere dönüşmez. Harcanır. Yağlar şekere dönüşmeye başlar. Metabolizma tersine çalışır. Evet hocam. Böylece yavaş yavaş garsinya kullanan kişi zayıflar. Yavaş yavaş. Yüzlerce... Burada da sabırlı olması gerekiyor değil mi hocam? Yani yavaş bir süreç ya, izlendiği için. Ayda 10 kilo zayıflar. Oo. Ramazan'da 15, tabii Ramazan'da 15 kilo verebilir. 20 kilo bile verebilir. Oo. Tabii. Ama bu arada hani oruçluyken bu garsiye yani oruç dışında da kullanabilir. Gerekiyor. Oruç dışında da normal gündelik yaşamında da kullanabilir. Her zaman bunu? Yemekten önce 2 adet garsinya aldığı zaman 2 kapsül. Hı hı. Fakat kişinin bağırsaklarında mantar varsa mantarlar toksik madde üretir. Zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsu maddeler. Bu toksik maddeler bağırsakları yakar. 1. Bu toksik maddeler karaciğere gelir, karaciğere zarar verir. 2. Vücudun enzim dengelerini bozduğu için garsinyanın etkisi azalır. Bu nedenle bağırsakta mantar varsa tedavi olması şart. Bağırsaklar tedavi edilmeden garsinyanın etkisi tam %100 olmaz. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Danimarka'da garsinya ile ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Ortalama ayda 8 kilo veriyor. Ortalama. Yani birçok insan üzerinde denenmiş. Klinik araştırması yapılmıştı. Evet. Danimarka'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan araştırmada kişi hiçbir şey beslenmesini değiştirmiyor. Aynı standart beslenmesine devam ediyor. Fazladan garsinya alıyor. Ortalama 8 kilo veriyor. 8 kilo. O zaman yediğimiz yiyeceklerin daha çabuk parçalanmasına sebep olduğu için mi? Şekerin yağ dönüşümünü, depolanmasını önlüyor. O zaman ne oluyor? Enerjisiz kalınca vücut yağı bu sefer şekere dönüştürüyor. Depolanan yağları şekere dönüştürüp harcıyor. Anladım. Tersine çalıştırıyor. Metabolizmayı tersine çalıştırıyor. Garsinya'ya da sizin internet sitenizden ulaşabilirler mi hocam? Tabii. Garsinya'ya evet, garsinya'ya da hocamızın resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Bitkiseltedavi.com, doğaltedavi.net adresinden ulaşabilirsiniz. Ve tüm bitkiler hakkında bilgi alabilirsiniz. Yine hocamızın iletişim telefonlarından ekranlarda görüyorsunuz. 621-21-65-66'lı numaralardan ulaşabilirsiniz hocamıza. Şimdi, ve bitkiler hakkında bilgi alabilirsiniz. Ya, yapılan son araştırmalarda hipotalamusun hemen alt kısmında hipofiz bezesine yakın bir bölgede lipostat denen bir bölge var. Burası insan bünyesinin kütlesini ayarlıyor, dengeliyor. Kişi diyet yaparsa diyet yapıyor. 3 ay 5 ay kilo veriyor. Sonra diyeti burası beyin hemen diyor ki kilo diyor, bu kilo verdin, geri al bu kiloyu. Senin bu normal kilon budur. Hemen onu, o kiloyu aldırması için uğraşıyor. Evet. O kiloya tekrar ulaşıyor. Hatta biraz fazla korkuyor, panik oluyor. İşte açlık gelirse, şu olursa, bu olursa diye beyin şuur altı hemen faaliyete geçiyor. Diyet bitti mi? Hemen harekete geçiyor. Kişi daha fazla yiyor. Daha çok kilo alıyor.
20 kilo verdiyse 30 kilo birden alıyor. Vücudumuz aç kalmaya odaklanınca bu sefer vücut kendiliğinden kendini ben aç kalacağım deyip yediğimiz her şeyi depoluyor. Şur altı panik haliyle lipostatus denen bölge kontrolü hemen ele geçiriyor ve kilo alması için harekete geçiriyor. Evet hocam. Bu nedenle bazıları onu yemiyor, bunu yemiyor, şunu yemiyor. 3 ay sonra normale dönüyor. Ne oldu? Hiçbir şey değişmedi. Daha fazla kilo alıyor. Kesinlikle. Fakat garsinyada öyle değil. Normal besleniyorsunuz, yağları, depolanan yağları eritiyor. Hı hı. Şekerin yağa dönüşmesini engelliyor. Bir, hazır yağları eritiyor. İki, evet. Böylece kişi bıraksa da garsinyayı kilosunda bir anormallik olmuyor. Beyin, yani normal diyette onu yemiyor, bunu yemiyor, şunu yemiyor ya. Şuur altı diyor ki, o aç kalacaksın, aç öleceksin. Yani açlık. Vücudumuzda fazla olan yağları tükettiği için beyin orada saçmalamıyor. Veyahut da beyin işte şaşırıp işte bu bükülü tekrardan almalısın diye yoğunlaştırmıyor vücudu, değil mi? Çünkü fazladan olan yağları parçalamış oluyor garsinya. O yüzden geri kilo almamızı engelliyor. Yo-yo efekt dediğimiz efekt. Yani diyet yapan kişi 20 kilo verirse 30 kilo alır. Çünkü beyin bunu odaklanmıştır. Aç kalacağım korkusuyla, panikliğiyle diyet yapan kişide böyle bir korku oluşur ve sürekli kilo alıyor. Garsinya'da böyle değil. Neden? Çünkü kişi beslenmesinde hiçbir değişiklik yapmıyor. Evet. Normal besleniyor. Bir, sadece burada şekerin glikoza dönüşümünü engelliyor garsinya ve böylece depolanan yağlar eriyor. Evet hocam. Böylece yavaş yavaş zayıflıyor. Hı hı. Problemsiz. Geri dönüşüm de olmuyor. Geri dönüşümü olmadan garsinya ile fazla kilolarımızdan kurtulabiliyoruz ve spirulina ile de orucumuzu daha rahat ve daha sağlıklı bir şekilde tutmamıza yardımcı oluyor. Hocam çok teşekkür ederim geldiğiniz için. İlk bölümümüzün sonuna geldik ve bize ayrılan sürenin de sonuna gelmiş olduk. Verdiğiniz bilgiler için de çok teşekkür ederiz. Perşembe günü kaldığımız yerden devam edeceğiz ve oruçla ilgili daha bilmediğiniz birçok konuyu konuşmaya devam edeceğiz.